Velekad alimtümün neşetel ula. Velekad alimtüm sizlere biliriz Mevlam buyuruyor. Kad kelimesi fiil-i maziye gelince kesinlik oluyor. Bir de kadın burada lam var böyle. Tekiden böyle. Mevlam buyuruyor. Elbette kesinlikle bildiniz ki neyi en neşede ula ilk yaratılışı biliyorsun Mevlam buyuruyor. İlk yaratılış. Yani ilk yaratılış insanın nasıl olduğu biliniyor. Ki erkekte hanım bir araya gelmeleri, izdivaç olmaları. Ve bundan tabii ana rahminde gülen spermiyle böyle aşama aşama önce bir kan pusuna dönüşmesi, ete dönüşmesi, iskeletin olması, organların şekillenmeleri, iç dış organların şekillenmeleri gerçekten muhteremler, ne azamet ne kudret ne kadar muhteremler. Bugün bu kadar mesela bilim teknoloji çağımızda. Evet, işte uzay çağındayız. Bu çağda namaz olur mu diyorlar bazıları. Bu çağda kadın kapanır mı diyorlar. Bu çağda muhteremler. Onlara sormamız gerekiyor muhteremler. Sormamız gerekiyor. Evet, uzay çağındayız. Bilgisayar çağındayız. Şu çağlardayız ama bir hastaya kan gerekiyor. Kan. Acele taze kan gerekiyor. Ne oluyor? İnsandan insana. Allah'ın yarattığı bedenden oluyor muhtemelenler. Yani bugünün bütün dünya bir araya gelsin. Parası, bilinci, teknolojisi, bilimsel adamları bir adam bir araya gelsinler. En büyük laboratuvarlarda, fabrikada çalışsalar, bakınız, kan üretimi yapamıyorlar muhtemelenler. Yani kanın ham maddesi belirli işte. Belirli. Böyleyken, bakınız, efendim şu çağdayız, evet bu çağdayız ama yani dünyanın bilimi, teknolojisi, parası bir yere getirirse Avrupa Dağı gibi laboratuvar yapsalar da insan gereken kanı üretemiyorlar. Hele organa gelince hadi bir göz yapsın bakalım bir gözü. Bir dil yapsınlar bakalım. Bir akciğere, karaciğere, böbrek yapsınlar bakalım bunları. Ne oluyor? Efendim şu çağdayız. Tamam bu çağdayız. Ya bakalım bunlara bakalım. Ne oldu? Peştim teslimatlar. Ama Yüce Mevlam Allah'ın kuvvet azameti bak. Mevlam kudreti böyle. Her saniye dünyada kim bilir kaç milyarlarca canlı yaratılıyor. Canlı kaç milyarlarca. Kedinin de gözü var. Ayının da kulağı var muhtemelen. Balıkların solungaçları var. İnsanların, karada hayvanların akciğerler solunumları var. Kalpleri var. Bunları Mevlam yaratıyor muhtemelen ya. Rabbim buyuruyor. Velekad alimtümün neşyedel ula. Bak. İlk yaratışı biliyorsun Mevlam buyuruyor. Yaratan Rabbim. Kimse karışamaz. Felevla tezekkerun. Ah ne olur da düşünseniz buna. Düşünseniz bunu ki Allah da yaratıcı Mevlam. Hallakul hakim. El hallak yaratıcı Mevlam. Rabbim bunu gösteriyor işte. Gösteriyor bunu Rabbim böylece. Neye tekrar yaratamasın? Ne yaratamasın? Tamam. Öyle insan ölüyor. Ölümden sonra insan çürüme dönemine giriyor. Çürüyor. İnsan aslına dönüşüyor. Yani insan yaratığı toprak madene dönüşüyor insan. Ama kaybolmuyor. İnsan kaybolmuyor. İnsanı yaratan Rabbim topraktan neyi tekrar yaratamazsın? Neyi Allah mahşer insana bir hesap sormasın? Yani haşa mahşer olmasa ne olacak muhtemelenler? Nice haksız öldürenler var mı? Maktüller. O canavarlar, katiller, adam öldürenler, zulüm edenler, nice haksızlık yapanlar var. Bunlar kalacak mı bu şekilde? Yok, kalmayacak muhtemelen. Kalmayacak bunlar. Ve Mevlam buyuruyor, فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Bunu düşünseniz, ilk yaratan Rabbim tekrar yaratacak. Hem de dilediği anda bir anda.
Sonra Allah için bir yaratmak da bir, katrilyon yaratmak da bir Mevlam için. Mesela bir tek ot, yonca otu diyelim. Yaratılması ne gerekiyor bir tek yonca otu için? Toprak lazım. Yani o yonca gereken elementler lazım. Toprak. Su lazım. Kupkuru su olmaz böyle. Güneş lazım. Hava, karbondioksit gazı lazım bunlara. Bütün bunlar lazım. Bunlar olduğuna göre o anda bir yonca yaratmak da Allah'a göre bir, katrilyonu yaratmak da Allah'a göre bir muhteremden böyle. Yüce Allah'a göre, Mevla'ya göre böyle. Mülk onun ki böylece.